Hadi. Yakın zamanda da yaklaşık ayın 26'sında da mail adreslerinizi kontrol edersiniz. Bir toplantımız olacak, küçük bir toplantı. Orada da 10 maddelik bir durum var. Hatta onlardan şöyle kısaca bir bahsedeceğim size. Evet. Şimdi 10 maddelik bir durum söz konusu. Hemen onlardan bahsedeceğim. Bunu hepinizin dikkatle dinlemesini istiyorum. Çünkü bunlar geçerli olan ve artık yürürlüğe girmiş kurallar. Lütfen dikkatle dinleyin. Bundan sonra herhangi bir problem yaşamak istemiyoruz. Çünkü burada kamera kayıtları var. Ve kamera kayıtlarından burada olduğunuzu bilerek bundan sonra yapacağınız işlemlerde buna uygun davranmanızı rica ediyorum. Yani duymadım, görmedim, bilmiyorum gibi herhangi bir şekilde bir mazeretle yanımıza gelmeyin. Araç parçalamanın cezası sadece artık hapis cezası arkadaşlar. Araç parçalamanın cezası sadece hapis cezası. Yakın zamanda yürürlüğe girecek. Şu andan itibaren uygulamaya başlayabilirsiniz. Tekrar, tekrar ve tekrar söylüyorum. Araç parçalamanın cezası sadece ve sadece hapis cezası ve onun yanında araç kaçıyorsa, kırmızı ışıkta durmuyorsa, trafik ihlalleri yapıyorsa veya araç parçalamanın maddi bir cezası varsa bunlar uygulanmayacak. Sadece araç parçalamanın cezası hapis cezası olarak işlem görülecek arkadaşlar. Bunun dışında orası düzenlenecek. Düzenlenene kadar bekleyin. Gerekli görüşmeleri sağlıyoruz şimdi Sayın Savcı aracılığıyla. Trafik ihlalleri, örnek veriyorum, 5000 dolar olan bir trafik cezasının işlemi 2500. 2500 olan şey 1250 gibi yarı yarıya indirilecek vali tarafından ve bu da direkt olarak anayasaya yansıyacak. Yani bundan sonra işlem yapıyorsanız gördüğünüzün yarısını yapmak zorundasınız. Zaten düzenlendikten sonra birebir orada gördüğünüzün aynısının işlemini yapacaksınız arkadaşlar. Beanbag, taser ve silah kullanımı konusunda bilmeniz gereken bazı hatalar var. Bir beanbag tüfeğini biz defalarca söylememize rağmen Beanbag ile ateş edeceksiniz. Bağırarak Beanbag demeniz gerekiyor. Eğer taser ile ateş etmeniz gerekiyorsa 3 kez taser, taser, taser diye bağırmanız gerekiyor. Ve bunu hala rütbe alan arkadaşlarınız yapmamaya başladı. Ve yeni olan arkadaşlarınız bunu yapıyorken kıdemlilerin bunu yapmaması beni gerçekten sinirlendirmeye başladı. Arkadaşlar biraz kendinize çek düzen verin. Silah kullanımı konusunda bunların metresel birimleri var. Taser'da 7 metre, Beanbag'de 21 metre gibi bir mesafeden ateş etmeniz gerekiyor. Ve siz kişiye neredeyse 30 santimlik bir mesafeden ateş ediyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin. Elinizden silahı bir anda bir hamleyle alıp size karşı kullanabilirler. Ve toplu alanlarda eğer ki silah doğrultuyorsanız kendinize biraz çeki düzen verip karşıdaki kişinin size saldırabileceği potansiyelini unutmamanız lazım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Teğmen dağ delenle arasındaki mesafe kadar bir mesafede duramazsınız. Aranızda mutlaka uzun bir mesafe bırakmanız lazım ki keza şu an Teğmen dağ delenin gösterdiği mesafe gerçekten uygundur. Taser ve Beanbag için bu yeterlidir. Aranızda mutlaka mesafe açın. Eğer ki kişi sizin üzerinize doğru geliyorsa siz geri çekilerek mesafenizi koruyun. Eğer ki bu üzerinize gelmeye devam ediyorsa uyarı ateşinde bulunabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Onun dışında biliyorsunuz ki MDT'de bir problem var son zamanlarda. Sistemde bir problem var. Ve bundan dolayı işlem yapamıyoruz. Ama MDT'nin düzelmesi takdirinde artık bundan sonra yüz kızartıcı suçlar,
Bu suçların ne olduğu artık anayasada farklı renkle bildirilecek. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Farklı renkle bildirilecek. Ve bu yüz kızartıcı suçlar ona ulaştığı takdirde kişi müebbet hapse çarptırılacak. Ve bundan dolayı bu işlenen suçları çok dikkatle inceleyin. Eğer ki bir değişiklik olursa, bir gelişme olursa resmi gazetede zaten yayınlanır. Mutlaka onları takip etmek zorundasınız. Bu sizin sorumluluğunuzda. Eğer ki bir araç takibi sırasında, lütfen iyi dinleyin bunu. Bir araç takibi sırasında bu aracı takip etmeye kasıtlı olarak, altını çizerek söylüyorum. Bilerek yapmamış olabilir. Bunu zaten anlarsınız. Ama kasıtlı olarak eğer ki aracı kovalamanıza engel olan birileri varsa, bir araç varsa o araç için ehliyetine el koyma ve aracı trafikten 2 günlük men etme hakkına sahipsiniz. Rütbe fark etmeksizin. Ve bunu kanıtıyla sunmak zorundasınız arkadaşlar. Yani yarın bir gün eğer ki ben bu aracı sizin takip etmenizi engel olmadım diye bir şikayetle gelinirse mutlaka ama mutlaka bir kanıt sunmak zorundasınız. Bir diğer husus, felon istab. Muhtemelen yakın zamanda çavuşlarınız tarafından bir felon nasıl yapılır? Bunu oturup eğitimini vereceğiz. Gerekirse ben de bizatihi olarak eğitimini veririm. Artık bundan sonra cinayetten aranan ya da çok büyük suçlardan aranan birisini araç içerisinde bulduğumuzda felon istab yapıyoruz. Eskiden felon istab çok vakit alan bir şeydi ama güvenli bir şeydi. Biz fazlasıyla güvenli hareket ediyorduk. Ama artık yine güvenli davranmaya devam edeceğiz. Fakat felon istabı artık daha dikkatli olarak uygulamak zorundayız arkadaşlar. Bundan sonra her olay için söylemiyorum ama büyük suçlar için aranan kimseleri felon istabla durdurmak zorundasınız. Felon istabın ne olduğunu bilmiyorsanız da eğitimin yakın zamanda verilecek arkadaşlar. Bir diğer konu, vatandaşlardan aldığımız en büyük şikayet, hakkınızda aldığımız en büyük şikayet, sanırım benim söylediğim şeyi doğru algılayamadınız ya da ben size doğru aktaramadım. Burası tartışılabilir bir konu. Vatandaşlara, sivillere karşı herhangi bir işlem uyguladığınızda bunu neden sizin uyguladığınıza dair soru sorduğunda dava aç, umurumda değil gibi tavırları duymak istemiyoruz arkadaşlar. Dava açmak evet vatandaşın kendi bir hakkı ama siz de onun gerekçesini sunmak zorundasınız. Ve herhangi bir sivile, herhangi bir vatandaşa ne kadar kaba olursa olsun durumdan dolayı ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin kaba davranamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı dava aç, umurumda değil, git ne yaparsan yap gibi cümleleri duymak istemiyorum. Bu body cam kayıtlarına yansıyor ve yarın bir gün kıdem almaya çalıştığınızda veya uyarı aldığınızda veya tenzil aldığınızda veya atıldığınızda bakın bu konuyu tekrar dile getiririm. Haberiniz olsun. Teğmen Dağdelen de burada, Teğmen Vefa da burada. Hepinizin huzurunda bunu onlara da bildiriyorum. Gerekirse onlar da rozetinizi alır ve işlem uygularlar. Bu konuda çok netiz. Ve bir diğer konu kırmızı ışıkta durma geçme olayı. Arkadaşlar kod 2 durumu haricinde yani bir olaya ivedi bir şekilde yönelmiyorsanız kod 2 ve kod 3 durumları haricinde kod 1 durumları da buna dahil. Eğer ki bir yere gitmeniz gerekiyorsa veya klasik stabil bir devriyedeyseniz kırmızı ışıklarda durmak zorundasınız. Yani o çakarı açarım, ben o kırmızı ışıkta geçerim gibi bir durum söz konusu olursa bütün vatandaşlara bunu resmi gazeteden bildireceğim. Ve gerekirse tek tek sözel olarak da insanlara bunu empoze edeceğim. Kırmızı ışıkta geçen bir polis memuru olursa aynı şekilde ben de ona işlem uygulatacağım. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Yine dedik Teğmen Vefa ve Teğmen Dağdelen'in huzurunda size söylüyorum. Kırmızı ışıkta kod 2 ve kod 3 durumları haricinde kendiniz uydurmuyorsanız bu kod 2 durumlarını geçmeniz yasak arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kırmızı ışıkta artık geçemezsiniz. Bunun için kod 2 ya da kod 3 gibi bir yere yönelme durumunun söz konusu olması gerekiyor. Arkadaşlar
Diğer konu, dokuzuncu konumuz. Şehirde bildiğimiz üzere şehrin güvenliğini sağladığımız upuzun bir dönem oldu. Yaklaşık bu şehrin karışması, bankaya saldırılması, departmana karşı tutum ve genel olarak şehirdeki o kaos durumunun sonlanmasıyla birlikte şehirdeki silahlanmanın giderek azaldığını ve neredeyse minimuma indirgediğimizi, neredeyse minimuma indirgediğimizi söylemekten, evet, ben gurur duyuyorum. Yalnız karşıdakinin veya genel olarak şehrin silahsız ya da silah olmasının çok düşük ihtimali olduğunu göz önünde bulundurarak işlem yaptığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar, lütfen biraz daha kendinize çek düzen verin. Hepsi potansiyel bir cinayet zanlısı olabilirler ve sizin canınız tehlikeli. Durumlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Ben ailelerinize, Teğmen Dağdelen ailelerinize, Teğmen Vefa ailelerinize operatör aracılığıyla vefat haberinizi bildirmek zorunda değiliz. Bizler ailelerinize sizin ölüm haberlerinizi vermek zorunda değiliz. Sizin canınızı biz sağlamak zorundayız. Güvence altına almak zorundayız. Ve bunun için sizler de dikkatli olmak zorundasınız. Gereken emirlere ve kendi sorumluluklarınıza dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Her bir çete mahallesine girdiğinizde, bir huda girdiğinizde, bir mahalleye, bir gettoya girdiğinizde mutlaka hepsinin bir potansiyel cinayet zanlısı olabileceğini düşünerek hareket etmek zorundasınız arkadaşlar. Bu konuda eğer ki kendini bu konuda endişeye sokmayacak, kendini Robocop gibi düşünen varsa da, artık bir mahallenin ortasında cinayet haberi gelirse de ben bu haberi, bu bilgiyi size vermiştim önceden demek zorundayım. Kendinizi lütfen, ama lütfen, ekip arkadaşlarınızı, partnerlerinizi lütfen koruyun. Birbirinizi kollayın. Ortağınızın yanından ayrılmayın. Yetersiz ekip prosedürünü asla aklınızdan çıkartmayın ve böyle tehlikeli mahallelerde lütfen gerekli uygulamaları yapmanızı rica ediyorum sizden. Hepinizin canı bize emanet ve hepinizin canı tatlı ve böyle bir şeyin olmasını biz gerçekten istemiyoruz. Size herhangi bir şekilde zarar gelsin istemiyoruz. Sizler bu devletin çalışanlarısınız, bu devletin personellerisiniz ve aynı zamanda benim mesai arkadaşlarımsınız. Benim yönettiğim, Teğmen Watkins'in yönettiği bir departmanda asla ve asla ekip arkadaşlarımıza zarar gelmesini istemiyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı tamam. Son konu arkadaşlar. Vatandaşlardan şöyle bir istek ve talepte bulunuldu. Hepinize söylüyorum. Bu daha masumane bir şey. Ama bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Sadece lobi için söylüyorum. Lobideki Bob'u biliyorsunuz. Lobi görevinde lobi personelimiz Bob. Siyahi personelimiz Bob. Sağında ve solunda bir kapı var. Bu kapıları artık kilitli bırakmıyoruz. Açıyoruz. Böylece sivillerin içeriye girişini sağlamak istiyoruz. Geçen sene nasıl sivillerle beraber içli dışlı olup aynı zamanda sohbet muhabbet edebiliyorsak, aynı şekilde bu senede yine bizim o orta lobide, koltukların olduğu orta lobide, otomatların olduğu lobide sivillerle yine sohbet edelim, yine muhabbet edelim, yine aramızı sıkı tutalım. Yani kapılar engel olmasın. Fakat işte orada çok önemli bir durum giriyor. Aşağıya iniş, yukarıya çıkış veya işte özel bir yere, evrakların olduğu bir yere girişleri, çıkışları yasaklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şeyi duyduğunuz, gördüğünüz takdirde Teğmen Dağdelen'e, Teğmen Vefa'ya, bana veya üst kıdemlerinize, artık her neyse, bir şekilde bildirmek zorundasınız. Bu gerek mail olur, gerek sözel olur, hiç fark etmez. Bildirmek zorundasınız. Bu konuda bizim direkt olarak işlem yapmamız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Çünkü kapıyı bir kez açtığımız zaman departmana girişi sağlamış oluyoruz. O kapılar artık açık olacak arkadaşlar. Ve giriş çıkış yapabilecekler. Tekrardan bilginize sunuyorum. Teğmen Vefa
Siz departman, dedektif büro ve bundan sonraki işleyiş hakkında konuşacağınız bir şeyler varsa Evet, bir isterseniz iki herkes ufak bir buradayken şey. konuşsun. Konuşun, Tamam. pardon. Bir şey Buyurun. ekleyeyim ben. Öncelikle bu rütbeye getirildiğim için tüm departman üst yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Büro ile ilgili konuşmam gereken birkaç bir şey var. Yeni memur 2 olan arkadaşlarım ve kıdemli memurlar için, şefler de dahil, büroya geçiş sağlamak isteyen öncelikle memur 2 arkadaşlarım benle iletişime geçiyor. Onları şu an için dedektif Roberts ve Kadir ile birlikte sahaya ufaktan eğitimini Departman başlatmak içi istiyorum. ilişki Eğer yasak. tüm eğilimi bu yöndeyse. Bununla ilgili Departman daha içi ilişki sonra yasak. aldığınız zaman dedektif rozetinizde size teslim edilir. Tarkan'la vefa Onun dışında ilişkisi ne da yapacağız? ilerleyen günlerde dedektif büro için konuşuyorum. Daha yetenekli, daha hakim, daha genç ve dinamik biri geldiği zaman da ben de tabii ki seve seve koltuğumu teslim etmeyi düşünüyorum bu konuda. Onun dışında da bakalım nasıl günler bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Evet, Bu kadar tebrik diyeyim. ederiz bu arada Teğmen. Teşekkürler. Buyurun. Dadiren, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Tamamdır hemen ekleyeceğim artı bir şey yok şu anlık. Teşekkür ediyorum. Tamam. Briefing bitmiştir arkadaşlar. Mesailerinize geri dönebilirsiniz. İyi görevler. Yeni terfi alan arkadaşlar da beni bularak ne yapması gerektiği konusunda ufak bir brief vereceğim. Minik. Ardından sizler de mesailerinize geri dönebilirsiniz.